Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs eczaneleri de olumsuz etkiledi. Hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar eczanelere koştu. Peki eczacılar pandemi sürecini nasıl değerlendiriyor? Merhabalar, Eczacı Süleyman Cura. Ben Talas'ta 5 yıldır eczane faaliyeti göstermekteyim. Bu pandemi sürecinde biz en ön safhalarda ıı, savaş verdik. Bir adeta bir kalkan olduk biz bu pandemi sürecinde pandemi sürecinde sağlık çalışanları gerçekten çok zorluk yaşadı. Özellikle bu insanlar gerçekten ailesinin yanına gidemedi, çocuğunu göremedi. Bazen insan annesinin, babasının hani elini bile öpemedi adeta. Bu süreçte hani gerçekten çok fedakarlık verdiler kendi dönemde. 7 24 çalıştılar. Pandemi sürecinde en çok hangi satışlarda artış yaşandı? Bizim pandemi süreçlerimizde ilk başlarda bir maske, dezenfekten, ondan sonra eldiven satışlarımızda çok fazla satışlar yaşandı. Depolarda ama ürünleri bulamadık, maskeleri bulamadık. 5 yıldır bak faaliyetteyim bu meslekte, 5 yıldır sattığım maske markalarını artık ben göremez oldum. Yani yok yani bu ürünler nerede? Artık o firmalar yurt dışına mı veriyordu bilmiyorum. Bayağı bir zorluk çektik. Yeri geldi sağdan soldan hani artık maske aramaya başladık ya. Devletimiz el attı biraz geç oldu ama. Ee, maskeyi de tek bizim üzerimize yükledi. Biz elimizden geleni gösterdik. Elimizden gelen fedakarlığı hep yaptık zaten bu meslek boyunca ve yapacağız da yani. Bu bizim en gurur verici bir şeyimiz. Biz yeminimiz var bu meslek üzerine o kadar ulaşamaz hale geldi ki bu eczanede 30 kişi bir kuyruk bekler mi ya? Bu çevredeki her eczanede böyle sıra oluşuyordu yola kadar. 30 tane 30 kişiyi sıra bekliyordu maske için, bedava maske için. Maske kullanımı şu an bizim elimizdeki tek silah. Maske kullanmazsak bu zaten solunum yoluyla ve temasla geçen bir virüs. Eğer biz maske takmadığımız zaman hani bu hastalığı daha fazla yayarız yani kesinlikle o olur. İlk başta insanlarımız çok tepkiliydi maske takma konusunda. Adam eczaneye bile elini kolunu sallayarak hatta nöbetlerde maske yok ağzında bir de Covid'im ben pozitif çıktı diye geliyordu yani adam ilaçlarını alıyordu bizden. Hani biz bunlar uyarıyorduk ama belli bir çerçevede uyarabiliyorsun çünkü ters de tepebiliyor. Hani daha büyük sorunlar da olabiliyor. Ama insanlarımız bu zamanda biraz bilinçlendi, bayağı bilinçlendi zamanla. Baktı bu iş hani uzayacak ve çok önemli. Maske kesinlikle hayatımızdaki en önemli şey şu an. Koronavirüs aşısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, koronavirüs aşısını mutlaka vurulmamız gerekiyor bizim. Ben geçen günde ikinci dozumu da oldum. Hani herkes mutlaka sırası geldiği zaman aşısını vurulmalı diye düşünüyorum. Ben çünkü şu an tek yapabileceğimiz tek çare hani aşı. Tabi mutasyonlar falan da gelişti. Şu an aşılarda hani mutasyona tam etkili olacak mı, etkili olmayacak mı uzmanlar da tam bir görüşü sahip değil ama şu an yapmamız gereken kesinlikle aşımızı vurulmamız.